Partiler listeleri YSK'ya teslim etti ama listeler teslim edilene kadar CHP'de tansiyon hiç düşmedi. Genel merkezde ard arda krizler yaşandı. Peki neler oldu? Detaylara bakalım. Saatler süren müzakereler, sabaha kadar 4 kez ertelenen parti meclisi toplantısı, milletvekili listelerinin YSK'ya teslim edileceği pazar gününden bir gün önce CHP genel merkezinde art arda liste krizleri yaşandı. Edinilen bilgilere göre tansiyon gece boyu çok yüksekti. Hatta zaman zaman o tansiyon korumalar arasında yumruklaşmaya varan kavgalara dönüştü. Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın korumalarıyla Kılıçdaroğlu'nun korumalarının yumruklaştığı belirtiliyor. Bir başka tartışmada ise CHP listesinde Erzincan adayı gösterilen Mustafa Sarıgül'ün oğlunun İstanbul'dan aday gösterilmek istendiği, Oğuzkan Salıcı ile parti yönetiminin tartıştığı ifade ediliyor. Demokrat Parti'den 3 isim seçilecek bölgelerde. Haydar Altındaş GİK üyesi, İzmir 2. bölge 7. sırada aday gösterildi. İstanbul 1. bölge 9. sırada aday gösterilen Cemal Enginyurt var. Daha önce 11. sıraya kadar CHP'nin vekil çıkardığı o bölgede yaklaşık 700 bin ordulunun yaşadığı ifade edildi. DP'li Salih Uzun da İzmir'den milletvekili adayı. CHP'de bir başka tartışma eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Hatay'dan gösterilmek istenmesiyle yaşandı. Tartışmanın ardından Ergin Ankara'dan aday gösterildi. Gece yapılan listede de eleştiri ve tepkiler üzerine revizeler yapıldı. Deva Partili Mustafa Yeneroğlu İstanbul'dan seçilebilecek üst sıralara yükseltildi. Gece yapılan listede aday gösterilmeyen Hacer Fogo'nun YSK'ya sunulan listede yer alması dikkat çekti. Ve listelerde aday gösterilmeyen isimler, aralarında Abdüllatif Şener, Mehmet Bekaroğlu, Cihangir İslam'ın yanı sıra uzun yıllardır CHP'de siyaset yapan Akif Hamza Çebi, Gürsel Tekin, Ali Şeker, Aykut Erdoğdu, Bülent Kuşoğlu, Ünal Çeviköz gibi isimler aday gösterilmedi. CHP'den bu durumun ortak liste mutabakatının doğal sonuçlarından biri olduğu, yeni dönem için bu isimlerin aday gösterilmediği ifade edildi.